Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Bir Büyük Sorular programında daha huzurlarınızdayız. Büyük Sorular programında ağırladığım bütün konuklarımın hepsi şüphesiz birbirinden kıymetli, birbirinden değerli. Bugün Türkiye'nin, Türk tarihçiliğinin çok önemli bir ismini Sayın Mehmet Genci ağırlıyoruz. Bilenlerin bildiği bilmeyenlerin bugün niye geç kaldık diyeceği şüphesiz önemli, kıymetli bir ismi ağırlayacağız sizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ben sizinle bu röportaja başlamadan önce bir röportajınızda yaptığınız bir alıntıyla başlamak istiyorum müsaadenizle. Şahsıma karşı ibzal buyurulan iltifatların esas dayanağının liyakatimin dışında nerede olabileceğini düşündüğüm zaman Nietzsche'nin bir sözü aklıma geliyor. Uzun uçuruma bakarsan uçurum da senin içine bakar ve sonra başka bir bilgenin Kierkegaard'ın söylediğini hatırlıyorum. Sonsuz bir aşkla ancak sonsuzluk sevilebilir. Sonsuzluk yani Tanrı. Ben bu iki büyük bilgenin sözlerini basitçe şöyle birleştirilebileceğimi düşünüyorum. İnsan incelediği zihin dünyasını yönettiği objeyle bir şekilde kaynaşmaya başlar. Onun özellikleri nerede bulanır, obje nerede biter, zihin nerede başlar, fark edilmesi bile zorlaşır. İnsan okyanusta yüzmeye kalkınca tabii ki derinliklerin üzerinde görünür. Aslında derinlik kendisinde değil, içinde yüzdüğü okyanustadır. Benim esas şansım devasa bir objeyle uğraşmaktan ibarettir. Osmanlı Devleti tarihin tanıdığı sayılı büyük yapılardan biridir. 600 yıl süren bu büyük mirasın üzerine eğilmek, okyanusta yüzmeye başlamak gibi bir şey olarak tarif ediyor Mehmet Genç kendisini. Ya da bugün pek az insanın derinliğine ulaşabileceği, sahip olduğu müktesebata böyle tarif ediyor. Bir kez daha hoş geldiniz. Teşekkürler. Dedikten sonra, bu içinde bulunduğunuz koca okyanusta memnun musunuz? Başa dönseniz yine bu okyanusun derinliklerine mi dalmak istersiniz? Evet, Osmanlı tarihine başlarken doğrusu okyanusta yüzeceğimi düşünmüyordum. Ama derinliğini de fark etmiyordum. O zaman kimse, o zamanki Osmanlı anlayışına göre kimse öyle düşünmüyordu. Bir süre Osmanlı tarihiyle uğraştıktan sonra daha genel, daha teorik meselelere dönerim ümidiyle girdim. Sonra yüzdükçe, yüzme öğrendikçe derinliği ve tehlikeleri fark ettim. İçinden çıkılmasının, sahile ulaşılmasının adeta imkansızlığının idraki içinde halen devam ediyor. Bunu 100 kilometrelik bir yol, bir güzergah olarak tarif etsek, kaçıncı kilometrelerindesiniz sizce? Benim o kitabımın ön sözünde Haç yolunda karınca diye bir uzun şey var. Benimki tabii bu Osmanlı tarihinin başlangıcıdır. Nerede, kimin nasıl bitirebileceğini kimse kestiremez. Daha Osmanlı tarihi bence, yani benim hocam rahmetli Ömer Lütfi Barkan başlattı sosyal ilim olarak Osmanlı tarihini. Aşağı yukarı 70-80 yıla yaklaşıyor. Ben de 60 yıla yakındır uğraşıyorum. Ama ilim olarak henüz başında olduğumuzu düşünüyorum. Ne kadar yol gittik onu söyleyebiliriz ama gidilecek yolu kestiremeyiz. Gittiğimiz yol neden bu kadar az? Gittiğimiz yol neden bu kadar az? Toplam gittiğimiz yol çok çeşitli sebepleri var. Bir kere Osmanlı tarihi, Osmanlıların bıraktıkları belgeleri incelemeyi gerektirir. Osmanlılar, Osmanlı bürokrasisi çok önemli bir arşiv bıraktı.
çok büyük ölçekli yazışmalar kaldı bize. Bunları incelemek lazım. Bunları incelemek hiç kolay değil. Tabii bizim tarihimizin seyrinin de özellikleri var. Yazıyı değiştirdik. Sonra dili de 19. yüzyılın sonlarından itibaren hızla sadeleştirdik. O belgelerin ne yazısını ne dilini anlayabilecek aydın insan sayısı çok azaldı. Dil değişikliğimiz için ne der Mehmet Genç? Dil değiştirmek için Mehmet Genç ne der? Dil inkılabından bahsediyorum. Kanaatiniz nedir? İyi mi olmuştur, yanlış mıdır, doğru mudur? Tabii burada bir kere önce yazıyı konuşmadı. Yazıyı değiştirmek zorunlu idi. Çünkü Türkçe'ye, Türk dilinin yapısına uygun değildi. Fakat atalarımız Müslümanlığa geçtikleri zaman Arap harflerini benimsediler ve o harfleri Türkçe'ye uydurmayı başardılar. Yüzyıllarca bunu başardılar. Fakat kurdukları imparatorluk, İslam devletlerinin en büyüğü ve en sonuncusu, bütün Müslümanları kontrol eden, Müslüman olmayanları da içine alan devasa bir imparatorluk kurdular. O imparatorluk içinde Türkçe'yi ana dil olarak benimseyen ilk Türk devletidir Osmanlı Devleti. Onu bir kere tespit edelim. Fakat o dil yetmedi onlara. Müslümanlıkları ve yeni ve modern zamanların büyük devleti olarak dilini zenginleştirmeyi gerekli gördüler ve Arapça, Farsça ve kontrol ettikleri imparatorluk dillerinden de kelimeler almakta hiç mahsur görmediler. Böylece bir emperyal, muhteşem bir dil oluştu. O dilin içinde Türkçe temeldi, esastı ama sınırlı ifade kapasitesi ile vardı. Bir nevi iskeleti gibiydi Türkçe. Ve Türkçe kelimeleri bir şekilde Arap harfleriyle yazdılar ve uzun zaman onlar yerleşti. Şimdi ben mesela üniversitede paleografi dersleri de veriyorum. Osmanlı belgelerinin yorumu, okunması. Öğrencilerim Osmanlı Türkçesinin Arapça, Farsça, Ermenice, Grekçe kelimeler de almıştır Osmanlılar. Onları rahat okuyorlar. Türkçe kelimeleri okumakta sıkıntı çekiyorlar. Çünkü Türkçe sesli harflere dayanan bir dil. Arapça ise sesli harflere dayanmayan bir yazı. Onun için değişmesi zorunlu idi. Zaten imparatorluğun son yıllarında yazıyı değiştirmeyi düşündüler. Harfleri değiştirdiler. Meşhur Enver Paşa harfleri vardır. Arap harflerini analitik Latin harfleri gibi hale getirdiler. O şimdi eski harfleri okuyanlar için çok komiktir. Hiç okunmaz hale gelmiştir. Sesli harfleri ilave ederek Türkçe ifade etmek için. Neticede yazının değişmesi bence zorunluydu. Niye zorunluydu? Yeni zamanlar, 19. yüzyıldan itibaren yeni fikirler, yeni kavramlar ortaya çıktı. Çıkması gerekiyordu, değişme. Entelektüel ve sosyal ve teknolojik değişme devamlı yeni kelimeler üretmemizi gerektiriyordu. Onları hangi dilde yapacaktık? Osmanlılar daha çok Arapçayı kullandılar ve Osmanlı Arapçası yaptılar. Arapların da bilmediği birçok kavramları Arap dilinde ürettiler.
Ama bu 19. yüzyılın ortalarından sonra Türkçeleşme de çok büyük bir cereyan olarak benimsendi. Ve 20. yüzyılda Türkçe de çok zengin bir dil kök olarak. Türkçe kaynakları, kökleri kullanarak yeni kelimeler, yeni kavramlar üretmek, şimdi 20. yüzyıl, 21. yüzyıldaki Türk kültürünün temel şeyi, kredosu bu, inancı, düşüncesi. Onun için şeyde yazı da zorunlu olarak değişmiş oldu. Fakat bir yanlış yaptık, Osmanlıların kendilerinin yarattığı kökleri Arapça, Farsça olan kelimelerden oluşturdukları kavramları, yüzlerce yıllık kavramları tercüme etmeye kalktık. Bu çok yanlıştı. Onlar kalmalıydı. Onlar halkın da anladığı kelimelerdi. Yani mesela? Ha? Mesela? Mesela tarih. Mesela zaman. Zaman Türkçe değil. Vakit. Vaktim bitti dediği zaman anlamayacak bir Türk yok. Yani bu birçok de bütün kavramlar bilimde ki kavramların mesela Batı dünyasında modern zamanların başından itibaren bilim devrimi ve düşüncedeki gelişmelerin içinde yeni kavramlar ürettikleri zaman Latince ve Yunanca kökleri kullanıyorlar. Yani eskiden tomurcuğu olan yapı üzerine bina ederek yeni kavramları asimile ediyorlar, yediriyorlar şeye, zihne. Biz ise tercüme ederek kavramlarımızı oluşturuyoruz. Tercüme ederek kavram olmaz. Tercüme edilmiş kavramla düşünce olmaz. Benim itirazım buna. Tasfiyecilik yanlış. Bizim Türkçenin en iyi, Osmanlı Türkçesinin en iyi lügatı Sir James Redhouse'un Turkish English Lexicon diye meşhur 1890'da çıkmış bir lügat kitabıdır. Orada James Redhouse 50-60 sene Türkiye'de kaldı. Çok iyi Türkçe biliyor. Arapça ve Farsça da biliyor. Ve şöyle yazıyor şeyinde, lügatının ön sözünde. Şu anda dünyada iki büyük dil var. Bunlardan biri İngilizce, diğeri Osmanlı Türkçesi. Ben bu iki dilde 100 biner kelime var. Bunları birbirine dönüştüren bir lügat kitabı yazdım. 90 binini tamamladım. Yayınlıyorum diyor. Ömrüm vefa ederse 100 bine tamamlayacağım. O lügat kitabında kelimelerin Arapça, Farsça olanlara A ve P, Türkçe olanlara da T harfini koymuştur. Onun T harfini koyduğu Türkçe kelimelerin pek çoğu bugün kullanılmıyor. Onları da atmışızdır. Hani İngilizlerin bir tabiri var. Su ile şey, bulaşık suyu ile çocuğu da atmak diye bir tabirleri var. Onun gibi bu kavramlarla Türkçeleri de atmış bulunuyoruz. Ve bugün İngilizce'de 1 milyona yakın kelime var. Türkçe'de ise Redhouse'un yazdığı 90-100 bin dediği kelime, bugün Türkçe'de o kadar kelime yok. Daha az ve daha az olmaktan daha önemli, kavramlarımızın çoğunu tercüme ettiğimiz için düşüncemiz çok düşük düzeye inmiştir, farkında da değiliz. Benim bu konuda çok ciddi. Bunun tabii en vahim şeyi şudur. Bugünkü aydın bir Türk, üniversite mezunu, 70 sene evvel yazılmış kitaba bugünkü dile çevrilsin istiyor. 1930'larda, 20'lerde, 40'larda yazılmış kitaba bugünkü Türkçe'ye
dönüştürülmesini istiyor. Dünyada böyle bir millet yok. 40-70 sene, 80 sene önceki dilini anlamayan bir kültür yaşaması çok zor. Türkçe nasıl yaşıyor Türkler? Hayret ediyorum ben. Yaşatmak için bu kültürü, bu dili ne yapmalı? Ne yapmalı? Ne yapmalı? Bir kere Osmanlı Türkçesini de öğrenmeliyiz. Eski kelimeler, yahu hepsi 100.000 diyor işte Redaus. Onların belki kendiliğinden kaybolmuştur 50.000'i. Ama Osmanlıların uzun zaman kullandıkları kavramları tekrar bir kere kelimeleri bilmemiz lazım. Onu öğrenmemiz lazım. Bunu herkesin öğrenmesi gerekmiyor. İlim adamlarının. Ama bunu yani okur yazar olan diyelim eskiden bu benim gençliğimde sosyal ilim alanında çalışanlar için eski Türkçeyi okuma şeyi vardı. Okuyabilmeli diye bir kural vardı. Mesela doçentlik imtihanında sosyal ilimlerde o şeyi uyguluyorlardı. Şimdi o devam ediyor mu bilmiyorum. Ama sosyal ilimler yapanların mutlaka Osmanlı Türkçesini bilmeleri doğru olur. Peki tam burada böyle bir şeyi bu sözünü ettiğiniz gereklilik üzerinden Türkiye'de zaman zaman Osmanlıcılığa mı dönüyoruz? Ne oluyoruz? Böyle bir şey var. Tartışmalar için dönmenize imkan yok bir kere. Ayrıca. Ona imkan yok. Bu tartışmalar için ne dersiniz yani? Şimdi biz Osmanlı'dan geliyoruz. Ona dönemeyiz. Dönmek istesek de dönemeyiz. Biz başka bir yere gidiyoruz. Osmanlıların kendileri de böyleydi. Onlar Abbasiler ne yapıyordu, Selçuklular nasıldı diye hiç sormadılar. Yeni kombinezonlarla yeni bir dünya yarattılar. Bizim onlardan öğreneceğimiz şeyler var. Onlar bize miras bıraktılar. O mirasa sahip çıkmalıyız ama Osmanlı'ya dönmek imkansız ve gereksiz ve zararlı. Neden zararlı? Zarar nereden efendim? Zarar şöyle diyeyim. Ben şey severim, Maksim. Kısa, viciz yazarları severim. Onlardan biri Nietzsche, biraz evvel evet. Kierkegaard, Schopenhauer, Labruyère. Çok Fransızların çoktur bu Maksim yazarları. Hiç bilmediğim bir Maksim yazarının kitabını gördüm kitapçıda. Bunu da alayım mı diye baktım. Yani çok var. Şöyle bir açtım fal bakar gibi. Bir tanesine baktım. Şunu yazıyordu. İnsan her yaşın acemisidir. Yani yaşınız 80 de olsa 81'i bilmiyorsunuz. Hemen aldım onu. Şimdi Osmanlı'ya tekrar dönmemiz imkansız. Yenilik zorunlu, kaçınılmaz bir şey. Mesela Martin Heidegger'in insan hakkındaki görüşü insanın şeyinden arkasından dünyaya fırlatılmıştır. Kendi başının çaresine bakması gerekir. Evet. Bir sorum olacak ama sorudan önce kişisel bir soru sormak isterim. Buyurun. Üniversite bürokrasisine takılmış bir isim olarak akademik ünvan yapmada bu takılmışlık zaman zaman ağrınıza gidiyor mu? Önünüzün ismine şaşalı akademik ünvanlar ister miydiniz? Hayır, benim hiç ihtiyaç olmadı. Hiç gerek duymuyorum. Duymadım. Ama tabii baştan sıkıntı oldu. Mesela doktora tezini bitirmedim ben. Bitirmeden emekli oldunuz. Yani doktora tezine başladım. O şeyinde, kitabın ön sözünde onu anlatıyorum. Neden bitirmediğimi orada uzun uzun anlatıyorum. Kısaca söyleyeyim, Osmanlı tarihinin
yapmak istediğim alanda hiçbir şey yoktu. Benim hedefim ise daha teorik, daha genellemeye elverişli bir şeyler yazmayı tasarlıyordum. Yoksa belgelerde şurada burada okuduğum bilgileri ard arda dizip de buyurun bu tezimdir demek istemedim. Onları derinlikli bir analize tabi tutabilmek için çok bilgiye ihtiyaç vardı. O bilgi yoktu bir kere. Monografik çalışmalar hiç yoktu. Osmanlı arşivine girip oradan o bilgileri almak çok uzun vakit alıyordu. Şimdi bu kitabın girişinde benim yani bir Osmanlı İmparatorluğu'nda devlet ve ekonomi adını alan bir bölüm var içinde. Bir makaledir o. 15 sayfadır ve Osmanlı iktisadi sistemini analiz eden, yapıyı ortaya koyan 15 sayfalık bir bölümdür. Başlığı da Osmanlı İmparatorluğu'nda devlet ve ekonomi. O 15 sayfayı yazmak için tam 10 sene çalıştım ben. 10 senede doktora tezi değil, profesörlük tezi de tamamlanması gerekir. Öyle oluyor. Tabii beni asistanlıktan attılar. Yani zamanında tezi vermeyince attılar. O zaman benim hocam rahmetli Ömer Lütfi Barkan, o alim bir adamdı. Lütfetti ve beni korudu. Başka bir kadro ile araştırmaya devam etmemi sağladı. Çünkü yaptığım işin ciddiyetine bir tek o inanıyordu. 15 sayfayı 10 sene. 15 sayfayı tam 10 sene uğraştım. Yüzlerce kitap, makale okudum. Binlerce belgeyi gözden geçirdim. Yüzlerce hipotez yapıp çürüttüm. Hipotezlerim tutmadı. Yeni hipotezler yaptım ve neticede o 15 sayfalık bir şeyde sistemin görünür şeyini, manzarasını ortaya koymayı başarabildim. Onun için akademik kariyere girmeme imkan yoktu. Bunu bugünkü sürat çağında, hız çağında 15 sayfa için 10 seneyi vermekte bazı seyircilerimiz anlamakta zorlanabilir. Doğru. Sizi de Mehmet genç yapan da bu olsa gerek. İnşallah. Yani evet. Peki ben şimdi soruma dönmek istiyorum. Harf inkılabı meselesini konuşurken aklıma gelen bir soru. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş bir kopuş mudur? Bir değişim midir? Bir süreklilik midir? Süreklilik midir? Kopuş mudur? Kopuş mudur? Değişim midir? Üçü de zannederim. Üçü de. Yani bu bir kere ben o Cumhuriyet yeni bir devlet değildir. Yeni bir rejimdir diye ifade ettim. Bu şeyde Ekşi Sözlük'te yazan bir dost böyle ifade etti. Öyle bir küfür geldi ki diyor, burada yazmama imkan yok. Yani buna çok şiddetle Cumhuriyet'in bir takım fanatik yorumlarına sahip insanlar var hala. Ama özür dilerim. Şöyle diyelim, buyurun. Fransız devriminde Bourbon hanedanı gitti. Ondan sonra Fransa Cumhuriyet oldu. Ancien rejim oldu eskisi. Fransa değişti mi? Yani Fransız devleti başka bir devlet mi oldu? Rusya'da evet. Romanov hanedanı gitti. Katlettiler üstelik. Biz katletmedik. Biz gönderdik. Komünist oldu üstelik Rusya. Yani her şeyi kökten değiştirdi. Sonra onu da değiştirdi. Ama Rusya hala Rusya. Sovyet zamanında da Rusya'ydı. Şimdi Federasyon Rusya'sı da Rusya. Türkiye'de Osmanlı'dan beri gelen devlet ve millet hayatta yaşıyor. Bir kere bayrağımız aynı. Ondan sonra dilimiz aynı. Evet değiştirdik ama
Türkçe. Onlar da Türkçe diyorlardı. Kelimeleri bir kısmını atıp aldık diye değiş yok olmaz. Ondan sonra vatan da aşağı yukarı aynı. Yani biraz küçülmüştür. Ne yapalım, Allah ne verdiyse. Sonra Osmanlılar tabii burada yeni bir millet yarattılar. O çok önemlidir. Bugünkü Türk milleti Osmanlı İmparatorluğu'nun, devletinin çok itinayla yarattığı bir topluluktur. Şimdi rahmetli oldu, bu günlerde vefat etti Kemal Karpat. Onu çok insan tanıyor. Mesela onunla geçen sene konuşuyorduk. Çok iyi bir Türkiye tarihçisi olan sosyal bilimciydi Kemal Bey. Özellikle Abdülhamit devri üzerinde çalıştı ve İslam'ın siyasallaşması diye muhteşem bir kitabı var. O dönem üzerinde çok iyi çalıştı. Ben ona sordum, Abdülhamit dönemi, 33 senelik o dönemde yapılanlar olmasaydı, Cumhuriyetimiz kurulabilir miydi? Cumhuriyetin temelleri Abdülhamit devrinde iyice sağlam şekilde atıldı diye düşünüyorum. Ne dersiniz dedim. O da tasdik etti. Evet dedi. Bunu biraz açar mısınız? Bunu biraz açar mısınız? Bunu biraz açarız. Cumhuriyetin kurduğu şeylerin temeli, tabii Abdülhamid'in öncesi de var. Yani bir kere Fatih'e kadar da geri gidebilir. Osmanlı kurumları hakkında benim görüşüm çok uzun ömürlü olmaları, kesinlikle başladıkları ve bittikleri zamanları teşhise imkan vermeyen niteliktedir Osmanlı kurumları. Bir kere Osmanlı sisteminin çok özellikleri var. Belki konuşuruz. Geleceğim. En önemli özellikleri meritokratik idi. Meritokratik. Yetenekli insanları seçip, onları iyi yetiştirip hızla yükselten bir sistemdi. Ta şeyden beri, 14. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar. Gerileme bilmem ne diye hikayeler uyduruyorlar. Bunlar biraz şey, söylenti. Öyle bir hikaye yok mu? Öyle bir hikaye yok. Değişme var, değişme var. Ve tabii ki zorlukları var. Osmanlı konuşuruz belki. Osmanlı bütünüyle Avrupa ile mücadele eden bir siyasi sistem oldu. Avrupa bir kıta, devasa bir kıta. Onunla mücadele etmesi hiç kolay bir şey değildi. Sonra Avrupa durduğu yerde kalmadı. Muazzam değişti, büyüdü, zenginleşti, güçlendi ve bütün dünyayı kontrol altına almaya kazandı, liyakat. Onunla mücadele eden Osmanlı'nın çok büyük zorlukları oldu. Ama meritokrasiyi değiştirmedi. Yetenekli insanları seçip onları iyi yetiştirmeye çalıştı. Onu en basit size Cumhuriyetimizi kuranlara bakın. Gazi Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa, Fevzi Paşa, Cumhuriyeti kuranların, onların hepsi genç adamlardı ve fakir aile çocuklarıydı. İsmet İnönü ile Atatürk'ün aileleri, çocukları Paris'te, Londra'da okutacak şeyde değillerdi. Onları devlet aldı ve yeteneklerine göre yetiştirdi ve 30 yaşlarında onları Miralay ve Mirliva general yaptı. Ve Cumhuriyeti kuran bunlar. Bunlara evladı Fatihan. Evladı Fatihan gibi, evet. Evet. Rejim değişmiştir. Yani hanedan gitmiştir, hilafet gitmiştir. Ondan sonra da Osmanlıların meydana getirdiği Türkçe konuşan Müslüman bir millet.
Türk milleti bugün. Bu göçlerle oluştu. Asya'dan geldiler, 300 sene Asya'dan aktı. Onlar sonra Rumeli'ye Osmanlı gücüyle yayıldılar. Oralara yerleştiler. Sonra oradan tekrar toparlandılar. Büyük bir facia ile, değil mi? Kırım Savaşı'ndan sonra Kafkaslardan ve Rumeli'den toparlanan insanlar buraya doluştu ve Türk milleti böyle oluştu. Ve fakat hala var olan Osmanlı ve Cumhuriyet fanatizmi için ne dersiniz? Yani bir tarafta reddi miras eyleyenler, bir tarafta bugün müktesebatı az da olsa bir dizi film vesilesiyle, sebebiyle bir Osmanlı fanatizmi, bir tarafta da bu geçmişi yok sayıp Cumhuriyet fanatizmini hissedenler, yaşayanlar ve topluma dayatmaya çalışanlar için ne dersiniz? Ya da bu bir süreklilik, bir geçiş olmasına rağmen niye bir fanatizm doğurmuştur? Evet, onu... Şimdi Osmanlı'ya dönmediğimizi bunu gösteriyor. Osmanlı'da böyle bir fanatizm hiç yoktu. Osmanlı'da mesela Selçuklu fanatikleri var mıydı? Hayır. Hayır. Bir kere Osmanlı'dan öğreneceğimiz şeyler var. Osmanlı'yı tekrar etmemiz imkansız. Osmanlıcı fanatikler varsa biraz üzülsünler onlar. Osmanlı düşmanları da çok üzülmesinler. Çünkü tekrar dönmemize imkan yok. Yani babamızı mezardan çıkarıp tekrar okula gönderebilirsek Osmanlı rejimini yeniden kurabiliriz. Osmanlılar ne yapıyorlardı? Özür dilerim. Bu fanatizm için ne dersiniz? Yani bu fanatizmi ne doğurmuş? Bu fanatizmi... Tabii bu benim şimdi bilebileceğim bir konu değil. Çok önemli bir konudur. Çok büyük ızdıraplar çektik. Çok büyük sıkıntılar çektik. Yok olma riski ile aşağı yukarı 300 senedir burun buruna olmamız bizde bu sertliği meydana getirdi. Ama Türkiye şimdi sağlam bir yerde oturuyor. Ve güçlü ve isabetli istikametle yürümeye devam ediyor. Bundan sonra bu riskimiz, yani şimdi beka meselesi diyorlar. Beka meselesi, tabii sıkıntı veren problemler var. Ama Türk milleti artık mevcuttur, vardır ve bunun yok edilmesine pek imkan yok. Yaşamaya devam edecek. Sıkıntılarımız vardır diye düşünüyoruz. Fanatizmi bu şeyleri, tehlikeleri kontrol edilebilir düzeyde olduğunu idrak ettiğimiz zaman yumuşatabiliriz. Orada Osmanlılardan öğreneceğimiz çok şey var. Tarihin en büyük çeşitliliğini kontrol ettiler. Dünya tarihinde başka hiçbir siyasi sistem Osmanlı kadar büyük çeşitliliği içinde barındırmadı. Bunlar Müslüman, Sünni Müslüman bir şeydi, gruptu Osmanlı yönetim eliti. Ama Sünni Müslüman olmayan pek çok gruplara hükmetti ve onları ayrıma tabi tutmadı. Onların farklılıklarını sineye çekmeyi başardı. O çeşitlilik bizim, yani demokrat değillerdi Osmanlılar malum. Ama demokrat olmak için o çeşitlilikten ilham almaya ihtiyacımız var. Farklılıklara katlanmayı öğrenmeliyiz derim ben. Tabii. Şuradan derinleşelim isterim. Az önce söylediniz, bütün varlığı ya da
bütün pozisyonunu batıdaki gelişmelere göre alıyordu dediniz Osmanlı için. Ve fakat orada bir şeyler oldu 200 sene, 300 sene. Afrika'ya gitmeler, gelmeler, oradan bir servet toplama ve sonrasında bu servetin yarattığı bir kapitalizm. Ve fakat Osmanlı'ya karşı da işte dikleşme, sonrasında Osmanlı'nın geri çekilmesi. Osmanlı batıda neyi keşfedemedi, neyi öngöremedi ya da mesela kapitalizmin olacağını, var olacağını öngörseydi kendisi de bir kapitalist olur muydu? Böyle açayım soruyu. Neyi öngöremedi de yıllar sonra, 600 yıl sonra batı karşısında küçülmek durumunda kaldı? Evet. Evet. Bütün mesele bu. Evet. Tamamını konuşmalı. Osmanlılar bir kere küçük bir beylik olarak doğdu. Anadolu'nun kuzeybatısında, Sakarya civarında. O zaman biliyorsunuz 10-15 tane beylik vardı Anadolu'da. Selçuklu sonrası beylikler içinde Osmanlı beyliği bir şekilde büyüdü ve bütün diğerlerini içine aldı ve dünya tarihinin sayılı bilinen önemli siyasi sistemlerinden birini oluşturdu. Örneği var mı böyle? Böyle bir örnek var mı başka? Böyle bir örnek... Bu kadar küçükten bu kadar büyüğe dönüşen bir beylik. Böyle bir örnek pek yok. Pek yok. Benzersiz olan yanları var. O kısaca onu söyleyeyim. Buyur. Bir kere küçük bir beylikten çok hızlı bir şekilde büyüdü. O büyümesi aşağı yukarı genişlemesi ve başarılı olması 300 seneden fazla sürdü. Ondan sonra birçok problemler çıktı. Fakat bir kere nasıl büyüdü? Genellikle biz şöyle öğrendik. Osmanlı Beyliği karşısında kimse yoktu. Bizans köhnemişti. O bir iflesen düşecekti. Onu kolayca bertaraf etti. Sonra Balkanlara geçti. Orada da kimse yoktu. Boş alanda ilerledi. At koşturdu. Hiç öyle değil. Öyle değil. Bizans, evet, yaşlanmıştı, eskimişti ama çok büyük bir gücü, manevi gücü, prestiji vardı. Osmanlı nezdinde de vardı. Osmanlılar 1300'de doğduğu zaman Bizans zayıflamıştı, ihtiyarlamıştı, gidecek. Gitti ama mesela Ayasofya'yı bıraktı. Mimarisi, Osmanlılar kolayca yendiler Bizans orduları, doğru, çok sıkıntı çekmeden. Ama kolayca yendiği Bizans'ın mimarisine, sanatına hayranlık duymaya devam ettiler. Ve o Ayasofya'nın kubbesini tutturmak için camilerinde, Süleymaniye'de, Selimiye'de, Sultanahmet'te uğraştılar. Ve neticede bana göre, pek mimarlıktan fazla anlayan biri değilim ama Sultanahmet Camii'ni Ayasofya'nın yanına ancak 1600 yılında, fetihten 150 sene sonra koyabilmeye cesaret ettiler. Ayasofya müthiş, muhteşem. Ama Sultanahmet daha güzel bence. Daha güzel, daha estetik. O estetiğiyle mukayese edilebilir. Yani ona da değer verdiler. Askeri gücü Osmanlıların çok önemliydi. Onun üzerinde durmaya da gerek yok. Ama karşısında rakipler vardı. Bulgar Krallığı vardı, Sırp Krallığı vardı, Litvanya vardı. Litvanya, Polonya büyük bir güçlü. Macaristan vardı ve sonra tabii Haçlılar vardı.
şimdi İş Bankası'ndan çıktı zannederim. Türkiye'yi bölüşmek için 100 proje diye bir kitap var. Bir roman, diplomat 1914'te yayınladı. Civara, Alexander Civara. 100 proje. 1300'lerden başlıyor 1918-14'e kadar 100 projeyi anlatıyor. Hep devamlı olan bir şey bu. Osmanlıların askeri gücü ile birlikte meydana getirdikleri sosyal sistem, siyasi rejim çok üstün vasıfta idi. Mücadele ettiği güçlerle karşılaştırdığımız zaman. Kısaca söyleyeyim. Rumeli'ye ayak bastılar. Gelibolu'ya 1350'lerde 50 sene içinde Tuna'ya kadar ulaştılar. Balkan dağlarına, Adriyatik sahiline doğru gittiler. Yani bugünkü Bulgaristan'ı, Yunanistan'ın kuzeyini ve Sırbistan'ın büyük bölümünü kontrol altına aldılar. Nasıl yaptılar? Sırrı nasıl neydi? Bir kere o bölge feodal idi. Feodal. Yani köylüler yarı serf durumunda idiler. Osmanlıların yaptıkları çok önemli bir devrim. Biz Osmanlı yönetimine giren herkes hürdür. Köleliği, serfliği ortadan kaldırdılar. Bu müthiş bir devrim idi bir. İkincisi, insanlara devletin yüklediği yükleri azalttılar. Azalttılar. Büyük ölçüde azalttılar. Osmanlı reayası devletinden rahatsız olmayacak hale getirdiler. Bir nevi refah, sanayi öncesi dünyada olabileceği kadar refahı getirdiler. Bunu ezbere getirmediler. Burada Osmanlıların belki iki ilham kaynağı, eski Türk Orkun kitabelerine hatırlarsanız, orada çıplak olan halkı giydirdim, aç olan halkı doyurdum diye yazıyor Türk Bey'i. O gelenekten gelen insanlar, onu unutmuyorlar. Sonra Hazreti Peygamber'in komşusu aç yatan biz tok bizden değildir. Milletten ve dinden alınan iki ilham. Evet. Bu ikisini birleştirdi. Hani benim Kierkegaard'dan hiç şeyi birleştirmem gibi birleştirdi ve kontrol ettiği alandaki halkın refahı birinci derecede sorumluluğu olarak benimsedi. Osmanlı yönetim elitinin birinci önemli özelliği de budur. Müslüman olsun olmasın. Mesela o şeyler var, imaretler her tarafta. Onların vakfiye metinlerinde şöyle yazar. Müslüman olsun, gayrimüslim olsun. Zengin olsun, fakir olsun. Aç olan herkese yemek verecek. Çünkü zengin de o sırada, orada, o anda parası yoktur. Ona da imkan veriyor. Evet, böyle bir rejim kurdukları için muazzam hızla genişlediler. Askeri gücü iyiydi fakat nedir? Mesela Timur 1402'de ordusunu yendikten sonra, Yıldırım'ı esir aldıktan sonra sistem tümüyle çöktü, bitti. Evet. Bitti. Ondan sonra şeyleri, şehzadeleri aralarında kavgalara girdiler. Timur da onu teşvik etti. Her birine şurayı burayı vermeye kalktı. Neticede Çelebi Mehmet bunu 10-15 senede toparladı. Toparladığı zaman, mesela Rumeli'de, size burada kısa bir şey söyleyeyim. Mesela Selanik 1380'lerde alındı. Yıldırım ya 1. Murat zamanında alındı. 1402'de Timur zamanında 20 senelik
Osmanlı yönetimindeki Selanik tekrar Bizans'a geçti. Sonra tekrar Selanik biliyorsunuz Çelebi 1. 2. Murat zamanında 1425'lerde tekrar alındı. 1420 sene sonra. Bir Grek tarihçisi Nikolas Oikonomides diye yakında vefat etti. O bunu araştırdı. Selanik'te Bizans yönetimi daha önce, Osmanlı yönetimi ve tekrar Bizans'ın yönetimini mukayese etti. Nasıldı? Osmanlılar ne değiştirdi? Bizans ne getirdi tekrar? Ve şunu ortaya koydu, bu namuslu bir ilim adamı. Osmanlılar Selanik'i aldılar ve halkın vergi yükünü yarıya indirdiler. Osmanlı vergi yükü ne demek? Daha çok İslami vergilendirmedir. O yani cizye, resimler, gümrükler, bilmem ne, hep çoğu İslamidir. Bir kısmı şeydir, örfi, padişah. Yarıya indirdiler. Tekrar Bizans aldığı zaman o eski düzeyine çıkarmaya cesaret edemedi ve onu muhafaza etti. Yani Bizans İslami renkli vergilendirme rejimini korudu diyor. Tam burada madem bu büyümede iki sebep Ohrun kitabelerinde yazan ilke komşusu açken yatan bizden değildir ilkesi ve bu 300 yılda dehşet bir yol açtı Selanik örneğinde olduğu gibi. Peki Osmanlı bu başarılı ordusunu neyle döşedi, neyle genişletti? Yani değirmenin suyu peki nereden geldi? Değirmenin suyu, şimdi bir kere uyguladıkları rejim önemli. Bir kere tıbar sistemi. Şimdi vergilendirme, parasal ekonomi bugünküyle kıyaslanmayacak kadar ilkel düzeydeydi. Yani dağın başındaki köylünün ürettiği patlıcandan, fasulyeden vergi alacaksınız. Nasıl alacaksınız? Fasulye olarak alacaksınız. Zaten İslami öşür ayni olarak almayı gerektiriyor. Onu pazara satacaksınız. Ondan sonra o parayla adamlar, askerler alacaksınız. Bu hocanın meşhur peşin parayı gördün gülersin gibi bir şey. Onun için tımar sistemi ile merkezi hazineye intikal ettirilmesi zor olan vergi kaynaklarını biraz evvel söyledim, onları asgari düzeyde çekilebilir düzeye indirdiler ve o haliyle o vergileri yerinde alıp değerlendirecek tip bir itibar sahibidir. O köyde oturdu, oradan aldığı fasulye, biberle geçindi ve savaş sırasında herhangi bir ayrıca maaş almadan, yani maaşı bu şekilde alarak. Bunu mesela şeyde Kanuni devrinde hesaplarla benim hocam rahmetli Barkal bunu ortaya koydu. 1530'a yakın 1527-28 bütçesinde devletin gelirlerinin yarısını bu tımar sahiplerinin aldıklarını ve oradan 40-50 bin ordu hemen hazır. Orada hiç devletin bir kuruş harcamadan cephede bulundurabileceği bir ordu. Bir de tabii Yeniçeri, yeni asker icat ettiler. Osmanlı devrim o. Yeniçeri, yeni asker, maaşlı ve kışlada talim gören, ateşli silah kullanan, vurucu, eğitimli bir çekirdek güç. O da çok önemliydi. O Avrupa'da yoktu o. Ve tımarlılar güçlü bir ordu yapısına sahipti. Bir profesyonel oldular artık. Profesyonel bir ordu, evet. Bu ordularla bir de rejim çok önemliydi.
Yani bu Nikolas Oikonomides'in Selanik için anlattığı bütün Rumeli'de söz konusu idi. Bunu mesela şeyden reformun büyük figürü Luther'in Papa'ya yazdığı şeylerden, kritiklerden anlıyoruz. Böyle devam ederseniz bütün Avrupa Osmanlı olur diye yazıyor. Osmanlı geçenlerde vefat etti Bernard Louis, İsrailli. O Osmanlı tarihçisiydi ve o mesela çok kendisi ifade etti. Şimdi gençler, bizi dinleyenler tabii hiç hatırlamıyorlar. Sovyetler Birliği diye bir şey vardı daha evvel. 1990'da sona erdi. Demek ki 30 sene oldu sona erdi, 28 sene. Demek ki 40 yaşından küçükler hatırlamıyor. Sovyetler Birliği'ne ben gittim mesela, ziyarete davet ettiler. Onlara sordum, dedim bizim komünistler niye size gelmiyor da Avrupa'ya gidiyorlar? Çünkü bizde de komünist partisi yasaktı. Komünist olanlar hapse girmemek için yurt dışına, fakat şeye gitmiyorlardı. Sovyetler anasının gözü. Dediler ki bana, bize dediler, kapitalist dünyadan insan gelmez. Gelirse o casustur, hapse atarız dediler. Çünkü Sovyet şeyi hakikaten bir felaketti. Onu kendileri de biliyorlardı. Bernard Louis şunu söyledi. Osmanlı zamanında dedi, o sırada yani 20. yüzyılın büyük bölümünde batıdan doğuya değil, Sovyetlerden kaçarak batıya sığınmalar vardı. Bernard Louis 15, 16, 17. yüzyıllarda tersiydi. Batıdan Osmanlı'ya sığınıyorlardı diye ifade etti, yazdı. Böyle bir rejim getirdiler ve bu rejimde Osmanlılar sürekli genişledi. İşte hudutlarını Viyana'ya kadar götürdüler. Ve orada kaldı. Şimdi orada kaldı da şöyle. Bir kere bunlar son dinin temsilcileri, Müslüman. Daha evvelki Hristiyanlık, Yahudilik onlar da meşru idi ama bir vakitler sonra nesh oldu ve Kur'an geldi, bitti. Şimdi buna inanan insanlardı. Ve o zaman biz doğru düşüncenin sahibiyiz. Onlar ise zaten yazıyorlar batıl düşüncesi olan insanlar diye. Onları yani bu Hristiyan ve Yahudileri o bakımdan küçümsüyorlardı. Sonra 300 sene 1354-1683 muazzam 300 sene, 350 seneye yakın. Hep başarılı olmuş. Bir tek yenilgisi var, İnebahtı. İnebahtı 1571 biliyorsunuz, 1570 Kıbrıs Seferi sırasında İnebahtı'da bir deniz savaşı oldu ve Hristiyan müttefik donanması, Osmanlı donanmasını mağlup etti. 350 senede bir tane. Ha? 350 senede bir tane. Bir tane. O bir taneyi onlar da biliyor. Onun için onu her sene hala tekrar ediyorlar. Ekim ayında İnebahtı'nın yıl dönümünde mutlaka anarlar, kutlarlar. Yani. Şimdi ondan sonra bir başka başarısı olmadı. Şimdi siz Osmanlı elitini düşünün. Osmanlı eliti de bir nevi seferi elit gibidir. Devlet elitidir. Çünkü Osmanlı küçük bir beylik. Büyüdü de ne oldu? Kıta olmadı ya. Avrupa gene onun 4-5 misli cesamette bir büyük kıta. Devamlı onunla mücadele halinde olan bir nevi sefer halinde. Nedir? Fransız kralı François'nın annesi Kanuni'ye mektup yazdı. Onu şimdi herkes biliyor ilkokuldan beri. Yardım istedi
oğlu için, François, birinci François için Kanuni de dedi ki biz zaten sefere hazırız. Atımız eğerlenmiştir. Her an çıkabiliriz. Şimdi böyle bir şeydi, böyle bir devletti. Ve siz 300 sene devamlı kazanan, hiç yenilgi tanımayan bir sistemin unsurusunuz. Siz o, yani o devamlı kazandığınız insanlar ne yapıyorlar, ne ediyorlar, ne düşünüyorlar diye merak etmediler. Hiç merak etmediler değil. Kazanmak hiç kolay değildi. Kıta idi, birleşebilirlerdi. Her şeyi mahvedebilirlerdi. Onlara çok dikkat ettiler. Reformlara, aralarındaki siyasi ihtilaflara dikkat ettiler. Askeri alandaki yeniliklere baktılar. Yeni mühimmat, yeni top, tüfek çıkınca onu hemen benimsediler. Ama onun dışında başka bu kafirlerden öğrenilecek bir şey var mıdır diye hiç merak etmediler. O yeni top tüfek bile bir şey yapmadı mı? Bu kafirlerde bir şey oluyor. Yeni yeni toplar, tüfekler oluşturuyorlar. Galiba bilmediğimiz başka bir şey var. Bilmediğimiz bir şey var mı? Var diye şimdi merak onu şimdi düşünüyoruz. O zaman tabii Avrupalıların şansı da var. Bir kere keşiflerle yeni bir dünya keşfettiler. Amerika. Amerika biliyorsunuz eski dünyanın yarısı büyüklüğünde Kuzey ve Güney Amerika tamamıyla Avrupalıların sömürgesi olarak Avrupa'nın zenginliğini artıran bir şey gibi, ambar gibi kullandılar. Bunu 1500'lerde kullandılar ve o sırada kapitalizmi de bütün şeyiyle benimsediler ve zenginleştiler, çok zenginleştiler. Tam burada. Evet. Bizim o emperyal devletimizin altındaki tebaamız, sömürgemiz değil. Farklı iktisadi yöntemle yönettiğimiz büyük geniş bir coğrafya. Bu tarafta Batı'nın Kuzey ve Güney Amerika'daki yeni sömürgeleri. Buradaki birikim kapitalizmi doğurdu, değil mi? Biz buradaki doğuşu görseydik de buradan bir şey çıkacak. Adının ne olduğunu belki bilemiyorduk. Bir şey çıkacak. Tabii onlar da bilemiyorlardı. Yalnız siz değil. Ha, Batı da bilmiyordu. 16. yüzyılın, 17. yüzyılın Avrupalıları da bilmiyorlardı. Buradan ne çıkacağını. Ne çıkacağını bilmiyorlardı. Bu taraf peki bakıp ya bir tedbir alalım, bir şey olacak buradayı öngöremedi mi Osmanlı? Şimdi onu tabii kimse öngörmüyor. Fakat ben size şunu söyleyeyim. Osmanlı'yı epey tanıyorum müsaadenizle. Estağfurullah. Avrupalılar da bilmiyorlardı. O kapitalizmin yaratacağı zenginliğin neticede sonunda açıkça söyleyelim. O zenginlik 1770'lerden itibaren sanayide devrim yarattıktan sonra felaket haline geldi. O zamana kadar fazla bir problem olmadı. Yani Osmanlılar bakımından. Kapitalizmin Avrupa'da meydana getirdiği sonuçları biraz biliyorlardı. Bilmeseler bile. Şimdi şeyleri söyledik. İmaretler. Vakıf sistemiyle Osmanlı hiç kimsenin aç ve açıkta kalmasına izin vermeyen bir rejim kurdular. Bir nevi bugün şimdi inanmıyor insanlar. Bir nevi sosyal devlet kurmaya çalıştılar. Çılgınlıktı bu biraz. Çünkü verimliliğin çok düşük olduğu, fakir bir ortamda herkese hayat hakkı sağlayacak bir rejimi idame edebilmek müthiş bir çılgınlık. Osmanlılar bunu yaptılar.
şeylerde o çok sayıda yazan Osmanlı bürokratlarının şeylerinde şikayetler var. Padişahım diyor, benim evim yok diyor, oturacak. Bana Allah rızası için bir ev. Evin yoksa ben ne yapayım diyen bir devlet yok. O emir veriyor, şeyden diyor, vakıftan diyor, boş bir ev bulup verilmesi diye şeyler var. Çok basit, daha evvel de söyledim. Gelen seyyahlar, Avrupalı seyyahlar, burada, ya burada hiç dilenci yok diyorlar, dilenci yok. Doğrusu ben de bilmiyordum, onları okuyoruz. Ama Avrupa'da fakirliğin tarihi de ayrı bir mesele. Şimdi Polonyalı Bronislaw Geremek diye bir zat, Avrupa tarihinde fakirlik diye güzel bir kitap yazmış. Okudum, oradan öğrendim. Oradan öğrendim ki kapitalizm çok güzel zenginlik getiriyor da çok küçük bir azınlığa getiriyor. Geleni, onun dışında kalanların durumu ne kadar, nedir onu pek bilmiyorduk. Bu seyyahlar ne zaman geldiğinde bizde hiç fakir yok? Hangi tarihlerde geldikleri? 17. yüzyıl, 18. yüzyıl, 19. yüzyılın başları. 18'de çok geliyorlar ve çokları, ya burada dilenci yok, bu nasıl oluyor? Ve araştırıyorlar. Şimdi onların tabii gelenlerin çoğu Osmanlı dostu değil. Osmanlı kafir, o Allah'ın laneti filan. Açığı, eksiği, kusuruna bakıyor ama görüyor, gördüğü şeyleri de anlamaya çalışıyor. Birçokları araştırdık. Bunlarda dilenci yok. Çünkü aç kalan insanlara ihtiyaçlarını gideriyorlar. Sonra şeyden anlıyoruz ki bir kere İslam fıkhı da Müslümanın dilenme hakkı yok. Müslümanın bir günlük yiyeceği varsa dilenemez. Müslüman şerefiyle yaşaması lazım. Peki bir günlük yiyeceği yoksa dilenebilir. Osmanlı sistemi bir günlük yiyeceği olmayan insan bırakmadı. Müslüman olsun olmasın. Herkese rahat kalacak, geçinecek imkan sağladılar. Onun için mesela gelen o seyyahlar 18. yüzyılda İstanbul Avrupa'nın en büyük birinci şehri. Ne kadar nüfusu pek bilmiyoruz. 700 bin, 500 ila 1000 ila 1 milyon arasında. Milyonu geçmez. Yani bugünkü Kadıköy'ün nüfusu kadar değil. Ama Londra'da İstanbul'u takip ediyor. O da 450-500 bin civarında. Paris'te onu takip ediyor. Birinci İstanbul, hemen arkasından Londra ve Paris. Oradan gelenler, şimdi Geremek, bu fakirlik tarihi yazan adam, 50 bin dilenci var Londra'da diyor. Yani Londra'da 10 kişiden biri dileniyor. 50 bin ayak sokağa çıkıp da dilenci görmeden bir 100 metre yürümenin imkanı yok. Seyyahlar onu biliyorlar. Gelip burada hiç görmeyince, yalnız İstanbul değil, bütün şehirlerde. Osmanlılar bunu sağladılar. Ben diyorum ki, eğer 16. yüzyılda Batı'nın keşiflerden sonra benimsediği kapitalizmle zenginleşirken Osmanlılara deselerdi ki işte bu zenginlik fakirleri mahvediyor. Söz aramızda yalnız fakirleri değil, kapitalizm zenginleri de mahvediyor. Yani iflas eden, ödeyemeyen, intihar eden, hapse düşen pek çok felaketlere şahit olan insanları da var. Fakirlerin de zaten felaket şekilde devam ediyor. Ama bu sanayi devriminden sonra, o devrimi yaptıktan sonra 100-200 senede refahı çok geniş kitlelere yaymayı başardı kapitalizm. Tam burada.
Osmanlılara bunu tahmil etseler gene de benimsemezlerdi. Neden? Çünkü 400 sene insanlara eziyet edecek, milyonlarca insanı açlığa, sefalete mahkum ederek böylesine bir felaketin üzerinden gelecek refaha lanet olsun derlerdi diyor. Bunun sonunda imparatorluk elden gidecek deseler de bile mi? Bu ayrı bir konudur. Evet, imparatorluk Devlet-i Aliye'yi ebed müddet onu ona karar verdikleri zaman kapitalizmi de Avrupa'nın benimsediği 1500 yılları civarıdır. Yani Osmanlılar hemen bu devlet ebedidir demediler. 200 sene onu yavaş yavaş pişirdiler. Kuyumcu gibi dikkatle kurumlarını oluşturdular ve dediler bu artık ebedidir. Bu yaşar dediler. Onun ebediliğini hiçbir şekilde zedeleyecek hiçbir şeyin olmadığını düşünüyorlardı. Ona da inanmazlardı o zaman. Böyle bir zenginlik de olsa bu devlet gider diye düşünürlerdi. Ama tabii sanayi devriminin yaptığı bambaşka bir şey. Ayrı bir konu o. Evet. Osmanlı bekayla bu ebed müddet meselesiyle iktisat meselesinin iktisat meselesini yine de 1700'lü 1800'lü yıllara kadar bu en başta söylediğiniz iki temel prensibe göre mi yürüttü? Yani bundan hiç şaşmadı mı? Komşusu açken tok yatan bizden değildir ve herkese hayat hakkı. Hayat hakkı. Evet. Ya evet. Sonuna kadar böyle mi gitti? İktisadi politikasında, iktisat politikasında hiç şaşmadı mı? Batı'da 1700'lerden sonra, 1800'lü yıllardan sonra adına kapitalizm denen şeyi gördükten sonra artık Osmanlı'da gördükten sonra iş işten geçmiş miydi? Hayır, benimsemediler. Yani kapital şimdi yani Osmanlı'nın devamı mıyız değil miyiz diye tartışıyoruz. Tabii ki Cumhuriyet çok radikal değişiklikler getirdi. Yani tam Osmanlı sistemi hiçbir şekilde devam etmiyor. Onda şüphe yok. Ama millet aynı millet, dili aynı, kültürü aynı. Kapitalizmi Osmanlılar tam olarak benimsemediler. Sonuna kadar. Cumhuriyetimiz de yavaş yavaş benimsedi. Yani kapitalizme hemen girmedik biz. Yeni giriyoruz. 20. yüzyılın sonuna kadar. Şimdi yani o yani benim üzerinde çalıştığım bir uzmanlık alanı değil. O Türk toplumunun kapitalizmle ilişkisi bir kere bütün sosyal ilimlerin ortaklaşa çözebileceği bir problem. Ama Türkiye Cumhuriyeti de hemen kolayca kapitalist olmadı. Yavaş yavaş oldu. Çok yavaş. 19. yüzyılda Osmanlılar kapitalizmi benimsemekte çok cimri davrandılar. Çünkü maliyeti çok yüksekti. O maliyet 19. yüzyılda da vardı. Yani sosyal devlet refah imkanı 20. yüzyılda, 19'un sonlarında ancak o da küçük bir azınlık için söz konusu oldu. Osmanlılar şeyleri bir kere insani ekonomi perspektifini hiç kaybetmediler. Şeye kadar, imparatorluğun sonuna kadar. Ve Cumhuriyet'te onların bir kısmını, mesela muhtacın maaşı var. Kimin? Muhtaç, fakirlere maaş. Şimdi hala veriyoruz. Evet. Şimdi var daha çok. Daha yeni yeni. Tekrar vermeye evet, başlıyoruz. Muhtaç insanlara, fakirlere maaş. Bu yani en fakir olduğu zamanlar bile ödemeye devam etti bu devlet.
Osmanlı Devleti. Sonra Cumhuriyet'te onu yapmadı, kesmedi. Kesmedi. Evet. Dolayısıyla bir süreklilikten bahsediyoruz diyebiliriz. Siz medeniyetin, yani bugünkü geldiğimiz yer itibariyle de medeniyetin yapısı, bugünkü medeniyetin yapısının temel taşı iktisattır ya da ne bileyim kaçıncı dereceye oturtursunuz bu iktisadi sistemin mükemmelliğini 600 yıllık hikayenin devamlılığında ve sürekliliğinde? İki temele dayalı, yani insan temeline dayalı bu iktisadi sistemin sürekliliğini 600 yıllık bu medeniyetin varoluşunda kaçıncı dereceye koyarsınız? Yani çok iyi bir iktisadi sistem midir Osmanlı'yı başından bugüne kadar getiren unsur? Hayır, yani iktisadi sistemin ancak hizmetçi olarak şeyi vardı. Osmanlı dünyasında kapitalistlerle en önemli farkı o. Kapitalistler için esas olan ekonomidir. Ekonomidir ve onun kuralları, onun gerekleri neyse zengini de fakiri de uğruna feda etmektir. Batı kapitalist sistemin özü. Bayağı. Osmanlı'nın ise elimizdeki insan kaynakları, insan malzemesini mümkün olduğu kadar çekilebilir, yaşanabilir bir şeyde tutmaktır. İnsanın ihtiyaçlarını gidermektir. Ekonomi bunun hizmetçisidir. Hizmeti yapabildiği ölçüde ekonomiye ilgi gösterilir. Bu doğru muydu? Bugünden baktığımız zaman yanlıştı tabii. Ama zamanında Avrupalılar gibi yapsaydık, şimdi size veya internetten gelen bir İngiliz şeyini anlatayım. İngiliz 16. yüzyılda İngiltere'de ki hayatı belki size de gelmiştir. İnternetten geldi. Hani biraz evvel bir vesileyle söyledik. İngilizce'de bir tabir var. Çocuğu bulaşık suyuyla birlikte dökmek diye. Aha. İngilizce tabir. O tabir nereden geliyor? Onun kaynağını anlatan bir şey, tarihi anekdot. İngilizler 16. yüzyılda İngiliz köylüleri yalnız Haziran'da evlenirlermiş. Senede bir kere Haziran'da, sebebi Haziran'da yıkanırlarmış. Senede bir kere yıkanırlarmış. Sıcak su buluyor ve yıkanırken önce erkekler yıkanıyor. Aynı su, şimdi biliyorsunuz yabancılar lavaboyu kapatırlar ve orada yüzlerini yıkarlar, değil mi? Evet. Biz çok garip buluruz. Bizim gibi akarsuda. O da oradan geliyor herhalde. Önce erkekler yıkanıyor, sonra kadınlar yıkanıyor, sonra yaş sırasına göre, hani aslanların yemek yemesi gibi, en son çocuklar yıkar, en küçük çocuk. O yıkanırken su iyice bulanık hale geliyor ve onu dökerken çocuğu da dökmüş olabiliyorlar. Evet, çok büyük bir fakirlik. Evet, Batı dünyasında bunlar vardı. Bunu Osmanlılar biliyorlar mıydı? Muhtemelen işitiyorlardı. Onlar bunu önlemeyi hedef edindiler. Ekonomiyi ona göre düzenlediler. Ekonomi aslında sanayi devrimi gibi büyük bir şey olmasa idi, o yaşamaya devam eden daha ömürlü bir şeydi. Onun ömürlülüğünü düşünmekte çok yanılmadılar. Devlet-i Aliye ebed müddet dediler. Eğer sanayi devrimindeki değişim olmasaydı, devam edebilirdi. Evet. Kapitalizmden bağımsız konuşabilir miyiz sanayi devriminin? Sanayi devrimi kapitalistsiz olmaz. Olmaz. O imkansız bir şey. Hayır, bizim açımızdan. Bizim açımızdan o devrim öyle bir şey olmaz. O çok zor. O, ancak o ya selam Sovyetlerin yani sanayi durumu devrimine uymak için, sanayi devrimini ıskalamamak için
kapitalist olmak zorunda mıydı Osmanlı? Tabii. Mesela Japonlar bizim Tanzimat'tan sonra Meiji reformu yaptılar. 1868. Bizim Şurayi Devlet'in kuruluş yılı. Meiji devriminden sonra bir sürü fabrika kurdular. Japonlar devlet şeyiyle, gücüyle birçok alanda fabrika. Bizimkiler de Tanzimat'ta kurdular. O fabrikalar yaşamadı. 10 sene sonra o çok akıllılık ettiler. Nasıl onu öğrendiler onu bilemiyorum şimdi. Japon yöneticileri o zaman 10 sene için 10 sene sonunda o fabrikaların hepsini bugünkü büyük firmaların dedelerinin dedelerine bedava verdiler. Dediler bunu alın siz şey yapın. O zamanki müteşebbislere bedava verdiler. O bedava alan adamlar, onlar kapitalist oldular ve Japon sanayisinin gelişmesi o sayede mümkün oldu. Devletin yapacağı bir iş değil. Bizimki devlet yapardı. Özel sektörün gelişmesine imkan pek vermediler. Sadece sınırlı alanda, o ayrı bir konudur. Bunu niye yapmadılar? Niye özel yapmadılar? Sektöre? Şunun için yapmadılar. Zenginliğe düşman değillerdi. Fakat zenginlik şimdi sıfır toplam ekonomiydi. Zero sum. Yani ekonomide kaynakları çoğaltmak tamam fetihlerle genişliyor. Fetihler bitti, genişleyecek bir ekonomiyi büyütecek bir şey yok. O zaman birinin zenginleşmesi diğerinin aleyhine olabilir. Başka birini fakirleştirecek süreçlere izin vermediler. Başka birilerini fakirleştirecek sürece izin vermeyince neticede mesela fiyatları, maliyetleri kontrol ettiler. Alıcı, üretici, satıcı birbirinin aleyhine zengin olmasın istediler. Siz sanayi yapıyorsunuz, tamam yapın, serbest. O maliyetinizin üzerine %10 kar koyabilirsiniz, fazla koyamazsınız. Onu getirir. %10'da zengin olunmaz ki. Kapitalistler %100, %500 kazanarak zengin oldular. Bizde de şimdi tanzim satışının şeyinden çıkıyor. Osmanlılar birisinin, bir grubun, başka bir grubun aleyhine zenginleşmesini istemediler. Devletin bile o yolda zengin olmasına izin vermediler. Şimdi tanzimde mesela kar yok diyorlar hiç. Osmanlı devleti de mesela gıda maddeleri sıkıntısı olduğu zaman verirdi şeysiz, karsız hiçbir şekilde. Halka dağıtırdı. Evet, maliyeti neyse ona satardı. Oradan tabii kapitalizm çıkmaz, sanayi devrimi hiçbir zaman çıkmaz. Osmanlı böyle tanzim gibi sonuçlar doğuracak sıkıntılar olmuş mu? Tanzime gibi, benzer. Tabii olmuştur. Devlet almıştır, satmıştır ve İstanbul'un beslenmesini bir şekilde, bu şekilde sağlamışlardır. Çok sıkıntıya savaş olup da Karadeniz, Tula bölgesinden geliyordu. Orada Ruslarla savaş olduğu zaman sıkıntı olabilirdi. O zaman devlet bir yerlerden bulup, ama hiçbir zaman yani devletin kurduğu fabrikalar bile diğer özel sektöründen farklı değildi. Şeyleri gayet düşük marjda kar yapıyorlar. Diyelim ki buna benzer bir sıkıntı Basra'da oldu. Basra'da. Makedonya'da oldu. Burada da mı Osmanlı bu veya da benzer bir şekilde kimsenin diğerini ezmeden, zenginleşmesine müsaade etmeden müdahil oluyordu? Evet. Sistemin şeyi, mantığı bu idi. Şimdi siz Evliya Çelebi'yi biliyorsunuz. Evliya.
17. yüzyılın imparatorluğun en geliş olduğu zaman her tarafı dolaşmış, hatta imparatorluğun dışına da çıkmış. Hollanda'ya kadar gittim diyor ama ona pek inanmıyoruz. Ama Viyana'ya gittiği kesin. Şimdi Evliya Budapeşte'den Basra'ya, ondan sonra Kırım'dan Habeşistan'a kadar her tarafa gitti ve bize tanıtıyor. Şunu anlıyoruz, Osmanlı sisteminin yetiştirdiği adamlar Belgrad'da, Basra'da, Yemen'de aynı tip insanlar. Osmanlı Enderun'un yetiştirdiği aynı DNA ile hareket eden insanlar. Onun için sistem aşağı yukarı aynı şekilde işletiliyor. İstisnalar bazı yerlerde, bazı zamanlarda olabilir. O zaman şunun sırrı nedir? Mesela programın başlarında bir yerde dediniz ki, öyle muhteşem bir evrak bürokrasisi var ki, evrak kayıt sistemi var ki, sanırım bir programınızda söylüyorsunuz, işte Bağdat'tan bir talepte bulunan bir vatandaş dilekçesinin kayıt numarası, girişi, gelir falan. Onlar. Onlar gelir. Osmanlı'nın şeyidir. Anayasal hakkıdır. Diyeceğim şu, o Enderun'dan çıkıp ve evrak memuru olan, Enderun'dan çıkıp vali olan ama işini aynı şablon, aynı titizlikle yürüten bu Osmanlı bürokrasisini motive eden şey neydi? Motive eden şey. Evet, yani dini bir motivasyon alanı mı, para mı, maaşlarının çok iyi olması mı? İş, yani onları neyi motive ediyordu ki işlerini bu kadar iyi yapıyorlardı? İşlerini iyi yapmadığı zaman bir kere çok fena, başını da kaybedebilirdi. Tabii şeyini kaybedebilirdi. O konuda tabii eksiklerimiz var. Yani benim eksiğim var. Bütün Osmanlı tarihçi, entelektüel tarih kısmımız biraz zayıf. Ne düşünüyorlardı? Neler tartışıyorlardı? Ve niçin öyle düşünüyor da başka türlü düşünmüyorlardı? Fikir, zihin ürünleri, tarihi eksik çok. Henüz yeni yeni başlıyor. Osmanlı paşalarının dünya görüşü nasıl oluşuyordu? Birbirleriyle network, iletişim nasıldı? Bu konuda tabii eksik bilgilerimiz var. Bildiklerimiz bir kere hepsi Müslüman idiler. Ve şeye inanıyorlardı, ahirette tekrar dirileceklerine, bizim bütün Müslümanlar gibi inandığımız gibi inanıyorlardı. Onun için bir kere bunların çok yüksek geliri vardı, onu söyleyeyim. Yani bu esnafın, tüccarın fazla zenginleşmesine imkan vermediler. Ama o Enderun'dan yetişen yetenekli insanlar, Basra'ya vali giderken muazzam yüksek gelirle gidiyordu. Muazzam bir gelirdi. O gelir o işini dürüst yapsın, tam yapsın, rüşvete, istirasa vermesin. Ama o işten ayrılınca da hemen iniyordu, geliri düşüyordu. Sonra öldüğü zaman da ona devlet müdahale ediyordu. Terekesine bakıyordu. Bıraktığı mallar çoksa alıyordu. Azsa veriyordu. Yani Saint-Simon'un, Proudhon'un komünist şeyleri gibi biraz benziyor ama çok farklı. Onu diyecektim. O zamanın Osmanlı iktisat sistemini bugün modern sistemlerden birine yakın diyecek olsak sosyalizme mi daha? Sosyalizme biraz benziyor ama çok değil. Önemli fark, özel mülkiyet var, ve iş kurma serbestisi var. Üretim araçlarının sahibi olamaz insan, öyle bir şey yok. Sonra pazar var, Devlet fiyatlara müdahale ediyor, kârlarını kontrol ediyor ama
pazarı serbest bırakıyor. Serbest yani liberal pazar hiçbir zaman tamamıyla kapanmadı Osmanlı Sovyet sisteminde kapandı. Sovyet sisteminde kapandı ve devlet fabrikalarında üretilen ayakkabıları giyiyordu herkes. Ve o ayakkabılar satılmayınca milyarlarca ayakkabı birikiyordu. Osmanlı öyle bir şey yapmıyordu. Devlet üretim yapmıyordu, onu söylemedik. Yani kapitalizmin dışında idi ama kendisi kapitalist gibi de davranmıyordu. Yalnız top yapıyordu, bir de savaş gemisi yapıyordu. Tüfeği bile yapmıyordu, esnafa yaptırıyordu. Osmanlı esnafı tüfek üretiyordu, devlet satın alıyordu orada. Osmanlı'da ithalat vardır, ihracat yoktur diye bir... Nasıl anlamadım? Osmanlı ihraç etmez, ithal eder. İhraç şöyle... Nereden gelir? Tabii ithalatçı ihraç da eder ama şöyle yapar. Şimdi bu sanayi devrimi çok önemli. Ondan önce de ulaşım çok pahalıydı karada. Su ulaşımı genellikle ucuzdu. Deniz, nehir ulaşımı. Ama Osmanlı dünyasında nehir ulaşımı pek yoktu. Kitle Rumeli, Anadolu kara ulaşımı, karadan bağlantı vardı. Onun için bir malı bir yerden bir yere götürmek son derece masraflı ve pahalıydı. Sistem bunu düşündü ve dedi ki dar bölge içinde üretim ve tüketim dengelensin. Yani Ankara'dan buğdayı şeye götürüp İzmir'e oradan sat, ondan sonra da bilmem arpayı bilmem nereden al ve Ankara'ya götür. O israftı. İslam'da israf da yok. Buğday Ankara'da üretiliyor. Ondan sonra başka üretilen mallar, tiftik keçisi diyelim, o da orada. Orada tüketilir. Tüketim fazla gelirse o zaman İzmir'e, Samsun'a, limanlara gider ve ihraç edilebilir. Ama içeride ihtiyaç varken malı ihraç edip sonra ihtiyaç var diye ithal etmek ona izin vermiyorlardı. İhracat kontrol ediliyordu. İthalata gelince gelsin. Peki, ihtiyacımız var, mal yok, pekala ödeyebiliyorsak gelsin. Onlara bir yasak yoktu. Ama içeriden ihtiyaç bitmedikçe mal ihracına izin vermezlerdi. Halkın refahı için bunu zorunlu görüyorlar. Osmanlı iktisadını bir arada bugün hangi rejime biraz daha yakındır? Şüphesiz orijinal bir yapısı olmakla beraber kapitalizm olmadığını anladık. Bugünkü sosyalizm anlayışından biraz daha farkını derinleştirmesini rica edeceğiz. Estağfurullah. Evet. Bir seminerde uluslararası şeyden evvel, 90'dan evvel tımar sistemini tartışıyorduk. Birisi tebliğ veren Sovyetlerden gelen bir alimdi. Ona sordu. Dedi ki bu Sovyet sistemine benziyor mu diye. O da çok alimane şu cevabı verdi. Dedi ki bu konuştuğumuz sistem 600 sene yaşadı. Sovyet sistemi henüz 60 yıllıktır. Daha ne kadar ömrü var bilmiyoruz. Onun için onu şey yapmayalım. Bir arada düşünmeyelim diye çok ciddi alimane cevap verdi. Osmanlıların sosyalist rejime benzeyen tarafları var fakat radikal olarak farklı. Birinci derecede özel mülkiyet var, teşebbüs var. Sınırlı ama kendi üretim araçlarıyla üretim yapan insanlar var
ve Osmanlı sistemi onları devlete tercih ediyor. Devlet iş yapmak yerine işi onlara yaptırıyor. Onların yapmasının doğru olduğunu düşünüyor. Sonuna kadar bu şekilde oldular. Peki. O bakımdan sosyalist rejimle uzaktan yakından İlgileri alakası yoktur diyebiliriz. Şimdi işin burasında bir tarih anlayışımızda az önce Osmanlılıkla Cumhuriyet fanatizminden bahsettim. Ondan bağımsız olarak bir tarihsel sosyoloji kitabında, Doğu Batı Yayınları'ndan yayınlanan bir kitapta şöyle bir ifadeniz var. Bir kere çok fazla milli tarih yapıyoruz. Evet. Yani baştan beri örneğin materyalizmin gelişi diyelim 1960'tan sonra milli tarih kutsallarla dolu. Tarihe yönelik belli bir bakış vardır. Bu bakışın dışına çıkmak kutsalı kirletmek gibi anlaşılır. Bu milli tarihçilik evet. anlayışı bizim tarihe bakışımızı mı ya objektif bakışımızı mı engelliyor ya da tarihe objektif bakılabilir mi? Belki bunu da açmak lazım. İki, tarihimizi biraz kutsallaştırıyor muyuz? Evet. Evet. Şimdi herkes ne yapıyor ona bakmak lazım. Şimdi bizim şu kurda burnumuzun dibinde İsrail var. Nüfusu 7,5 milyon. Türkiye'nin onda biri. İsrail'de de üniversiteler var, tarih var, tarihçiler var. Ne yapıyorlar? İsrail tarihi mi yapıyorlar? Tabii yapıyorlar ama onun dışında mesela Osmanlı tarihi de yapıyorlar İsrailliler. Hem de çok iyi yapıyorlar. Yani en Türkiye dışında Osmanlı tarihini en iyi yapanlar Amerika'da ve İsrail'de. Avrupa'dan daha iyi. Ama Avrupa'nın da her ülkesinde kendi milli tarihleri dışında başka ülkelerin tarihlerini ciddi olarak inceleyen birimler var. Hasreten Amerika ve İsrail'in Osmanlı tarihine bu kadar yakın ilgisinin sebebi nedir? Şimdi onlar tabii İsrail yalnız Osmanlı tarihi yapmıyor. Japon tarihi de yapıyor. Uzak Doğu, Rus, Slavik incelemeleri de yapıyor. Onları da iyi yapıyorlar. Amerika da öyledir. Amerikan tarihçilerinin yarısına yakını Amerika dışındaki bölgelerin tarihiyle uğraşıyor. Avrupa'da da aynı şekildedir. Yani Fransız tarihçiler hepsi Fransa tarihi yapmıyor. Hepsi Fransa tarihi yaparsa onlar için ne tehlike olur söyleyemem. Ama biz sadece Osmanlı tarihi ile iyi tarih yapamayız. Bir kere Osmanlı tarihi bir üniversal bir tarih. Bugün Osmanlı bölgesi ülkeleri 30'u geçmiştir. Onların tarihi de bizim Osmanlı kaynaklarındadır. Yani başbakanlık, şimdi başkanlık Osmanlı arşivindedir. Onların yapıyorlar. Bulgaristan'ın, Sırbistan'ın, Yunanistan'ın tarihi, Irak'ın, Suriye'nin tarihi bizim İstanbul'daki arşivdedir. Fakat tabii onların da kendi dillerinde meydana getirdikleri belgeler vardır. Veriler vardır. Osmanlı tarihi aynı zamanda onların tarihidir. Yani biz Bulgarları, Rumları, Sırpları yok sayarak Osmanlı tarihi yapamayız. Onların verilerini bir kere onlarla herhalde işbirliği yapmamız lazım. Ve o zaman Osmanlı tarihi daha iyi olur. Fakat daha da iyisi bizim bir kere Çin tarihi, Japon tarihi yapmamız lazım. Çünkü onlar da Avrupa ile sonradan tanıştılar ve çok sıkıntılar çektiler ve çeşitli tepkiler gösterdiler. Bir kısım uyum sağladılar bazı alanlarda, bazı alanlarda beceremediler. Ne yaptılar? Onu bilmeye ihtiyacımız var. Yalnız kendimize bakarak anlayamayız. Onun için Avrupa dışı dünyayı, sonra biz tabii Slav tarihi,
Rusya tarihi bizi çok yakından ilgilendiriyor. Son 300 yıllık tarihimizden Rusya'yı çıkarıp atamayız. Rusya yüzünden veya sayesinde bu hale geldik. Rusya'ya karşı direnmek çok önemli bir başarı oldu Osmanlı dünyasında. Mesela Rusların şeyi, onu konuşmadık hiç. Ruslar çok büyük performans gösterdiler ama kapitalist ekonomiye uymayı bizim kadar başaramadılar. Yani başarmak istediler, olmadı. Sonra Avrupa tarihini bilmemiz lazım. Avrupa Birliği'ne gireceğiz. Nasıl gireceğiz? Girecek miyiz? Avrupa nedir? Kimdir? Bunları Amerika tarihi. Yani bizim şimdi 3-4 bin kadar tarihle uğraşan akademik personel var. 3-4 bin. Bu çok fazladır. Bunun mesela 1/4 yalnız Türkiye tarihiyle uzman olarak ilgilense yeter bize. Tam burada. Evet. Geçmişimiz, Rusya ile olan, Çin ile olan geçmişimiz ve Batı ile olan geçmişimiz, geleceğe bir perspektif yapmak adına soruyorum. Hangisiyle daha paraleldir Türk tarihinin geçmişi? Evet, bir emperyal yapıdan bahsediyoruz, farkındayım ama geleceğe bir perspektif sunması açısından geleceği, doğuda mıyız, batıda mıyız ya da kabaca doğuda böyle mıyız, batıda mıyız? Tabii daha çok batıya yakınız şimdi. Ama batı dışında da bir dünya oluşuyor. Türkiye belki batının da tam içine girmek istiyor ama batı da pek şey yapmıyor, pek gönüllü davranmıyor. Sovyetler varken gönüllüydü. Yani Sovyet sistemi daha dehşet verici bir şeydi. Şimdi o kalkınca eski Sovyet bölgelerini kolayca Avrupa'ya benimsediler. Ama Hristiyanlık içinde kalıyor Avrupa Birliği ve Müslüman olan bir ülkenin benimsenmesi çok kolay görünmüyor. Muhtemelen onun dışında kalacağız. Ama biz mesela Uzak Doğu'yu inceleyelim ama biz onlardan çok batıya yakınız diyeceğim. Ama onlarla benzerliklerimiz de var. Belki ayrı bir dünyayız biz. Ayrı bir dünyayız. Ama Türkiye'de o dinamizm var. Yeni bir dünyayı pişirme şeyi var. Potansiyeli var. Evet, çok iyi bir geleceği var Türkiye'nin. Çok ihtiyatlı, tedbirli hareket ediyor. Bu eski geleneğimizdir. Evet, eski gelenek. Mesela Mustafa Kemal Paşa da Selanikli, değil mi? Orada doğdu. Selanik'i alırım demedi. Ağlamazdı. Onu sineye çekmeyi başardı. Ama mesela onun yerini aldığı Enver Paşa, o da çok sempatik bir figür. Ama Osmanlı tipi değil. Uçuyor o havada. Evet. Yani aynı tip insanlarla ihtiyatlı ve bir de meritokratik olmamız lazım. Osmanlı kadar meritokratik değiliz. Yani zeka ve yeteneğe fazla bakmıyoruz. Bizden ise adamı alıyoruz. Bizden olması yetmiyor. Bir kere yetenekli mi? Ondan sonra Osmanlılar yetenekli bulduktan sonra ahlakına da bakıyorlardı. Ahlaklı, kişilikli değilse zeki diye o adamı değerlendirmiyorlardı. Haydut da olabilir, serseri de olabilir. Onun için mesela yükselttikleri adamlar, en yüksek vezir rütbesi. Vezir rütbesine gelen bir adamın ahlaki bakımdan yanlış bir şey yapabileceğine asla ihtimal verilmezdi. O şekilde yetişirdi. Onlardan ders almamız lazım ama yeni Osmanlı olmaz. Evet. Şey örneğiniz güzeldi yani. Baba ya da dede mezardan
Çıkmasına kadar çıkmaz. Mümkünse Osmanlı'da. Osmanlılar hiç bakmadılar, onu söyleyeyim. Eskiler ne yapıyorlardı diye değil. Onların doktrini şu idi. Herhangi bir alanda yenilik yapabilirlerdi. O yenilik için sordukları soru şu idi. Bu yenilik devlet için iyi midir? Devlet için iyi değilse onu bırakırlardı. Devlet için iyidir. Ha, dur bakalım, düşünelim. Halk için de iyi midir? Eğer halk için de iyi değilse onu da bırakırlardı. Devlet için iyi olmuş, önemli değildi. Devlet için iyidir. Halk için de iyidir. Gene de benimsemezlerdi. Üçüncü bir şeye dikkat ederlerdi. Kimseye zararı var mıdır? Kul hakkından çok korkarlardı. Müslüman olsun olmasın fark etmez. Bir grup insana zarar veriyorsa o yok. Kimseye zarar vermeyecek, halka ve devlete faydalı olacak. Onlardan 200 sene ördüler, dediler bu devlet artık ebedidir. Ebedi dedikleri de doğru, devam ediyoruz yani. Ve ebediyete kadar yaşayacak Türkiye Cumhuriyeti inşallah. Evet, inşallah. Son 5 dakikamız. Bu 5 dakikada da sizin gibi birisine şunu sormak en doğru soru olsa gerek. Final sorusu. Bütün o tarihsel geçmişten geleceğe matuf hem nasıl bir Türkiye görüyorsunuz hem nasıl bir Mehmet Genç'in hayalinde nasıl bir Türkiye var? 50 yıl sonrası, 100 yıl sonrası için. Hem reel zemin üstünden bugünkü mevcut... Çok büyük bir dinamizmi var. Evet. Çok büyük bir dinamizmi var. Muazzam badirelerden geçti. Yok olabileceği çok imparatorluk zamanında da sonra da çok şeylerden geçti. Fakat bunların hepsine direnmeyi başaran bir şey var. Mesela Balkan Harbi faciasını herkes biliyor. Ondan bir sene sonra... Çanakkale, Kutula Mare, Kafkas Galicia başarılarını gösterdi. Muazzam bir dinamizmi, potansiyeli yaşama iradesi var bu halkın. Bu geleceği çok parlak bir kere. Evet. Sınırımızda son 15-20 yılda olan bitenlerden sonra mevcut aktüel gelişmeler, işte İran, Irak, Suriye, sonra İran ve sonra sırada Türkiye'de olacak. Dolayısıyla yeni yüzyıla, yeni geleceğe hazırlanırken Türkiye'nin üzerinde konuşulan iç savaş, yeni müdahaleler, coğrafyada olacak bütün gelişmeler, bütün bu teorilere rağmen güzel bir gelecekten bahsediyorsun. Evet, evet. Evet. Şimdi İslamofobi Batı'da da çok yükseliyor ama o hiç eksik olmadı ki. Batı'da hep vardı ve Osmanlılar mayın tarlasından yürür gibi uluslararası ilişkilerde bir nevi cambaz gibi hareket ederek sistemi hayatta tutmayı başardılar. O bizim elitimiz de bu devlet geleneği önemlidir. Yani Osmanlı'dan ayrı yeni bir devletiz demenin yanlışlığı şuradan belli. Şimdi çevremizdeki ülkelere bakalım. Devlet sarabetinde Türkiye ile boy ölçüşeni çok azdır. Çok azdır. Bu bizim şimdiki siyasi elitimiz belki bilgi olarak bilmiyor. Ama bir nevi genetik olarak intikal ediyor farkında olmadan. Onun için mesela İkinci Dünya Harbi sonunda çok büyük bir riskin içine girdik. Stalin bizden 3 vilayeti istedi, Boğazları istedi. Yani Marmara'yı istedi. O çok şimdi unutuldu o. Yani hatırlamıyoruz. O zaman 1945'te Türkiye'nin nüfusu savaştan yeni çıkmış dünyada 18 milyon fakir
ve doğru dürüst elbisesi bile olmayan bir topluluktu Türkiye. Rusya ise Sovyetler Birliği, Amerikan ve İngiliz imparatorluklarının desteğiyle Almanya'yı yenmiş, Türkiye nüfusundan daha fazla 23 milyon silah altında askeri vardı. O zaman bizden bunları istediği zaman Türkiye direndi. Nesiyle direniyor? O irade önemli. Bir şekilde o direnmeyi başardı. Şeyden beri bu var. Mesela şimdi vaktimiz bitiyor belki. 1828'de Rusya savaş açtı bize. Biliyorsunuz 1826'da Yeniçerilik kaldırıldı, ordu yok. Ordu yokken Rus ordusu o zaman 1 milyonluk bir ordusu var Rusya'nın. Savaş açtı. Savaş açalım mı diye meclis kuruldu. Orada savaş açarsa yenileceğiz dendi. Herkes açmayalım dediler. Pertev Efendi o zaman reis dedi ki, evet yenileceğiz ama savaşarak yenilirsek, savaşarak Yunanistan'ın bağımsızlığı söz konusuydu. Savaşarak verirsek bağımsızlığı diğerleri alamaz bir daha. Bir daha zor alırlar. Eğer savaşmadan verirsek hepsi gider. Ve onun üzerine savaştılar. Tabii savaşı kaybettiler ama ondan sonra yok olmadık. Ayakta kalmayı başardık. O iradeyi hala görüyor musunuz? O iradeyi hala görüyor musunuz? O iradeyi hala görüyor musunuz? Tabii ki. Tabii ki. Hiç şüpheniz olmasın. O şey diyor işte Akif, Asım'ın nesli böyle mi olacaktı diyoruz. O hayretleri her zaman potansiyelinde taşıyan bir halkın mensubuyuz. Ne mutlu bize. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hem çok şey öğrendim, hem çok estağfurullah. Müstefid oldum. Ağzınıza sağlık.